Yaptı. Ay yaptı. Ay çok heyecanlıyım. Bakamayacağım. Ay çok heyecanlanma. Ay bu çok iyi. Hayır şey. Ama bu videoyu Yahya'ya gösterme geri dönüşü olsun, tamam mı? Çekeyim mi çekmeyeyim mi? Çek ama tamam. Yani sonradan yani başladıktan sonra görsün. Yani yerde basket topunu seviyorum. Çünkü onunla ne sevdiğimi bilmiyordum, tamamen Instagram'dan stalklayarak yaptım. Benle Musa abi de isim yazıyor sadece değil mi? Yo, Furkan abi de isim yazıyor. Bir tek Enes de yazıyor. Hemen üstünüze mi alınacak? 10 dakika verelim, daha fazla şey yapmayalım. Hadi bakalım TV'si gözüküyor. Şimdi çekime geçeceğiz. Sonra sarıkları yapıyoruz. Sarı bir ördek çizeceğiz bakalım. İsterseniz diğer kısımları izleyin. Önlüğünüz yeni mi? Tabii. Arkadaşım aldı. Yaptırdı hatta daha doğrusu. 19 muydu? Kevser bir konuşur musun? 3, 2, 1... Hepinize merhaba. Kevser'le Neşeli Çizimler'e hoş geldiniz. Bugün sizinle göllerde yaşayan çok sevimli bir hayvanı çizeceğiz. Hemen çizime geçelim mi? Bu arada ne çizeceğimizi söylemeyi unuttum. Ördek çizeceğiz sizinle. Hemen şöyle kafasından başlayalım. Eskiz çizimimizi yapacağız. Tıpkı S harfi yapar gibi ilerleyebilirsiniz. Şöyle. Bakın. S harfi olmadı mı? S harfi oldu. Hemen geri kalan yerlerini de belli edelim. Şöyle kanadını yapalım. Evet. Şimdi buraya hemen gagasını yerleştirelim. Şuradan alalım. Ve işte oldu. Gagasına burun deliğini de yapalım şöyle. Şu çizgiye. Evet. Hemen gözünü çizelim. Şöyle bir gözünün belli olduğu yer olsun ve kocaman çok tatlı bir göz çizelim. İşte böyle. Gözümüzü daha da belirginleştirelim. Ve işte oldu. Kaşını da çizdik mi? Tamamdır. Bir yerini unuttuk mu bakıyorum. Unutmadık gibi görünüyor. Hemen suyu da çizelim. Şöyle belli edelim. Zaten ne yapacağız dedik? Siyah kalemin üzerinden geçeceğiz. Tamamdır. Hemen siyah kalemin üzerinden geçmeye başlayabiliriz. Siyah keçelimizi alalım. Evet, alalım. Çok dikkatli bir şekilde başlayalım. Evet, işte oldu. Şimdiden çok tatlı bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Şöyle. Biraz elim titredi. Siz daha dikkatli yapın lütfen. Gagası da bitti. Hemen gözünü de yapalım. Gözünün içini boyuyoruz biliyorsunuz her zaman. Çok tatlı duruyor durum. Ama nereyi boyayacağız? Burayı mı, burayı mı? Tabii ki burayı boyayacağız. Hemen şu yuvarlaklarımızı çizelim. Sonra yuvarlakların dışında kalan kısmı boyayalım. İşte böyle. Tamam, bence çok güzel oldu. Hemen suyumuzu da belli edelim. Dalgalı dalgalı bir gölümüz olsun. Şöyle kafanıza göre dalgalar yapabilirsiniz. Ve işte bitti. Hemen boyamaya geçelim mi? Bir dakika. Boyamaya geçemeyiz. Daha silmedik çünkü. Yine unutuyordum az kalsın. Hemen yavaşça böyle silelim. Dikkatli olun ki boya dağılmasın, değil mi? yavaş yavaş hareketlerle silelim. Şu göz kısmını isterseniz hiç ellemeyin, çünkü oraya ellerseniz dağılma ihtimali çok daha yüksek. Ve böylece resminizi batırmış olursunuz. Bunu da istemeyiz, öyle değil mi? İşte oldu. Ördeğimizi ne renk yapalım? Ben sarı düşünmüştüm, sarı yapacağım. Yeşil de olabilir değil mi? Mesela türküde var ya hatta. Yeşil ördek de olabilir ama ben sarı yapmak istiyorum. Hemen sarı mum boyamı alıyorum ve boyamaya başlıyorum. Siz de isterseniz benimle aynı renk yapın, isterseniz farklı renk yapın. Hatta hayal gücünüzü kullanarak böyle pembe ördek bile yapabilirsiniz, değil mi? Ördekler suyu çok severler. Hatta yüzmekten o kadar keyif alırlar ki tüm günlerini yüzerek geçirebilirlermiş. Zaten gölde yaşıyorlar, sürekli yüzüyorlar. Gözümüzün içine girmemesine dikkat edelim boyamızın, yoksa gözümüzün içi sarı olur, değil mi? Evet, boşluklarımızı da tamamlayalım. Hiç boş yer kalmasın. Tamam, şimdilik güzel görünüyor. Hemen geri kalan kısımlarını da boyayalım. Biraz gıcık bir ses çıkarıyor değil mi? Ben de çok memnun değilim bu sesten ama sonucu çok güzel oluyor. Tamam. Şimdi şunu birazcık itelim, şu üstte kalan boyaları. Hemen gagasını boyayalım, olur mu? Yanlış açtım. Gagasını ne renk yapacaktık? Turuncu yapalım. Bence turuncu çok güzel olur. Zaten sarı ördek olunca genelde turuncu olur, öyle değil mi? Hemen bitti bile, bakın çok az kaldı. Ördekler yeşilliği de çok severlermiş. Az önce suyu çok severler dedim ya. Tıpkı su gibi yeşillik yemeği de çok severlermiş. Çok minik taşırdım sanki. Hemen orayı silmeye çalışıyorum. Ama galiba çıkmayacak. Çünkü çok köşede kaldı, oraya ulaşamadım. Neyse, çok önemli değil artık, yapacak bir şey yok. Ve nereye geçiyoruz? Son olarak neresi kaldı? Tabii ki göl kaldı. Orayı da açık maviye boyayacağım tabii ki. Hemen başlıyorum. Yine mum boya kullandım. Şöyle düz hareketlerle boyuyorum. Geniş gagalarıyla, perdeli ayaklarıyla ve paytak paytak yürüyüşleriyle ördekler çok seviliyor, öyle değil mi? Çok sevimli canlılar. İnsanların üstelik çok dikkatini çekiyor bence bu sevimlilik. Ben de çok seviyorum. Çok şeker değiller mi? Şimdi belki bazılarınız şey diyecek. Hayır, ben ördeği hiç sevmiyorum. Ben bir kere kedi seviyorum. Ama bunu da çok sevebiliriz, değil mi? Ördekler de çok tatlı. Tabii ki kedileri de çok sevebilirsiniz ama bence ördekler de çok sevimli hayvanlar. Evet. Sonuna kadar boyamak zorunda değiliz. Şöyle, şu şekilde bırakabiliriz. Hem belki güzel bir görüntü de olur. Yarım kalabilir. Sanki böyle resim buradan başlıyormuş gibi olur. Hani az önce çok sevimliler dedim ya ördekler için. Aynı zamanda doğadaki en süslü ve en şirin canlılarmış. Zaten şirini bir nevi söylemiş sayılırdım, sevimli diyerek. Ama süslü olduklarını söylememiştim. Çok süslülermiş. Evet. Ördek çizimimiz bitti. Şimdi kalemimi kapatayım. Evet, şöyle şu kenarda kalan boyaları da göndereyim ve size gösterebilirim. Nasıl olmuş, beğendiniz mi? Çok şeker bir ördek olmadı mı? Böyle gölde yüzen çok sevimli, minnoş bir şey oldu bence. Ben çok beğendim. Sizinkiler de eminim çok güzeldir. Böyle renkli renkli yapmışsınızdır tahminimce. Bakın, bir şey unuttuk. İsmimizi yazmadık. Hemen ismimizi yazalım. Siz de isminizi yazın. Size ait olduğu belli olsun. Evet. İşte bu kadar. Göstermiştim zaten. Evet. Ördek çizimimizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman haftaya başka bir çizimde görüşürüz. Hoşça kalın.